Arkadaşlar hoş geldiniz. Herkes hoş geldi. Tek uzan öğrenci koçu Rukiye Tuğba ben. Hoş geldiniz KPSS tayfa. Evet, kimler var aramızda? Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyfiniz çok yerindedir. Nasıl geçiyor Ramazan? Nasıl geçiyor Ramazan'da ders çalışma süreciniz? Evet, kimler nerelerden katılıyor bakalım. Önce biraz tanışıp kaynaşalım. Sare hocam diyor ki hocam çok zorlanıyoruz. Hem son aylarda olmamız hem de Ramazan'ın da etkisi tabii ki de olabilir hocam. Uygar hocam sanıyorum siz kayıtlı öğrencimizsiniz. Hoş geldiniz yeniden aramıza. İsminiz bir tanıdık geliyor. Hangi bölümlerden mezunuz arkadaşlar? O Aydın'dan değil misiniz? O zaman isim benzerliği. Aydın'dan, Ordu'dan, Ankara'dan. Çok güzel. Biz de Ankara'dayız arkadaşlar. Mersin'den. Sare Hocam matematik öğretmenliği mezunusunuz. Ankara Üniversitesi Anestezi. Ayşe Hocam merhabalar, hoş geldin. Amasya'dan katılıyorsun. Hangi bölüm mezunuyuz? İçimizde hem ön lisans hem de lisans mezunları var galiba, değil mi? Dikap. Evet. Bence de Allah söyletmiş olabilir Uygar Hocam. Çünkü inanın hem adınız hem soyadınız bana o kadar tanıdık geliyor ki birkaç gün önce bu isime, bu soy isme benzer birinin kaydını direkt ben aldım hatta. Dedim acaba benim öğrencim mi? Bu bence bir işaret Allah tarafından. Belçem Hocam hoş geldin. Hakkari'yi çok severim bu arada. Hangi bölüm? Evet, adı güzel. Bir de soyadınız da çok güzel bu arada. Ön lisans maliye. Hukuk. Ah, çok güzel. İçimizde avukatlarımız da var demek ki. Hukuk. Nazik Hocam da hukuk fakültesi mezunu. Ya bu yıl zaten arkadaşlar hukukçuların yılı olacak. Söyleyeyim yani. Özellikle kurum avukatlığı için bayağı yüksek bir puan almanız gerekiyor ama yüksek bir alım olacağına dair duyumlarımız var. İnşallah burada olan bütün öğrencilerimiz bölümleri fark etmeksizin hepsi bu yıl atananlar listesine ismini yazdırır. Bu mutluluğu onlar da bizler de umarım yaşarız. Düz ise maalesef. Ay, hiç maalesef demeyelim. Siz orta öğretimden gireceksiniz o zaman. Çok güzel. O halde arkadaşlarım bugünkü seminerimizde neler işleyeceğiz? Önce bir girizgahımızı yapalım. Tanışıp kaynaştığımıza göre. Ben de çok kısa kendimi tanıtacağım zaten içerik bilgisi de vermeden önce. Ben tek uzun öğrenci koçu Rukiye Tuğba bu arkadaşlar. Çok uzun yıllardır eğitim uzmanlığı ve öğrenci koçluğu yapıyorum. Kendim aynı zamanda bir öğretmenim. Branşım da okul öncesi. O yüzden birçoğunuzla zaten meslektaşız, özellikle hocalarımla, öğretmenlerimle. Ve sizin gibi öğrencilerle çok uzun yıllardır, böyle yaklaşık 6 senedir binlerce öğrenci görüşmelerim oldu. Hem seminerlerimde hem özelde görüştüğüm öğrencilerim oldu. Ve özellikle böyle sınavı 2-3 ay kala öğrencilerde bir psikolojik değişiklik oluyor. Yani bir programı revize etme isteği oluyor. Biraz hızlanayım hocam, netlerim istediğim gibi gelmiyor hocam. Biraz daha fazlalaşmalı hocam gibi geri bildirimleri biz özellikle arkadaşlar bu aylarda çok sıklıkla, yoğunlukla almaya başlarız. Bu her yıl böyledir. Ama inanın arkadaşlar bu yıl çok daha fazla arttı. Ben bunu şeye bağlıyorum. Bu yıl giren sayıda baya bir artış var ya ve artık hani günümüz ekonomik düzende birazcık daha kötüleştiği için kamuya daha büyük bir talep var. Yani belki eskiden birçoğumuz özelde de çalışırım hocam. Atanmasam da olur diyebiliyordu. Ama artık daha tam fokusumuz yani tam odaklanmamız kamuya olduğu için ben bunun da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Ve son dönemlerde yaptığım görüşmelerde de en çok aldığım sorum hocam kalan süre çok azaldı. Kalan süreye göre nasıl bir program hazırlamalıyım ki başarılı olurum? Nasıl bir program hazırlamalıyım ki kazanırım? İstediğim sonucu elde ederim. Ben de dedim ki madem öğrencilerimiz bu soruyu genel olarak çok soruyor, o zaman öğrencilerimizi toplu bir seminerimizde bu sorunun yanıtı ile ilgili bilgilendirelim. O yüzden şu an seminerimizde arkadaşlar
Yaklaşık bir 35-40 dakika sürecek bu arada. Hazırlıklarınızı ona göre yapın lütfen. Hatta yanınızda bir defter ve kalem olursa, bir not defteri olursa çok sevinirim. Çünkü ilk kez duyacağınız kavramlar ve kendinizde keşfedeceğiniz özelliklere de değineceğim. Bunları unutmamak için not almanız gerekiyor. Gerçi en kötü ekran görüntüsü alırsınız. Sonra not kağıdınıza da geçirebilirsiniz. Artık tercihi size bırakıyorum. Ve dikkatinizin bende olmasını istiyorum arkadaşlar. Evet, sorularınız olacak. Sorularınızı aralarda yanıtlayacağım. Seminer sonunda da özel sorusu olan öğrencilerim sorabilir. Onlara da yanıtlayacağım. Çok güzel, böyle etkili, kazanımlı bir seminer gerçekleştireceğiz. Ve seminerimizde örnek bir ders çalışma programı da hazırlayacağız bu arada. Her birinizin de nasıl bu programdan faydalanması gerektiğine dair de yönlendirmelerde bulunacağım. Özel bir sistem, akıllı bir sistem üzerinden hazırlayacağız bizim sistemimiz. Buna dair de zaten bilgi aktaracağım. Ve örnek bir program hazırlamadan önce arkadaşlarım, bu seminerimizde kendimizi ve sınavı ne kadar iyi tanıyoruz ya da tanımıyor muyuz acaba? Ne kadarı geç, belki de hiç tanımıyoruz. Ve sorumluluklarımızdan kalan zamana, öğrenme yapımıza ve seviyemize göre nasıl bir KPSS çalışma programı hazırlayacağımızın ve çok daha fazlasının cevabını bulacaksınız. O yüzden eğer herkes hazırsa seminerimiz başlıyor. Arkadaşlar, size bir soruyla başlayacağım. Önce bir interaktifle başlamak istiyorum. KPSS'de hangi derslerden sorumlusunuz? Hangi dersten kaç soru geliyor diye sorsam, eminim ki birçoğunuz bu soruma doğru yanıt verecek. Hadi herkes bir yanıt versin bakalım. KPSS'de kaç ders var ve hangi dersten kaç soru geliyor? Ya da şöyle sorayım, bu sorunun yanıtını bilmeyen var mı acaba? Hadi yanıtlarınızı bekliyorum. Herkes biliyor. Aynen öyle, gelsin yanıt. Arkadaşlar, KPSS'de sadece GGK'yı örnek olarak ele aldım. 5 tane ders var. Tarihten 27 soru geliyor, Türkçeden 30 soru geliyor, matematikten 30 soru geliyor, coğrafyadan 18 soru geliyor, vatandaşlıktan 15 soru geliyor. 120 sorudan oluşan, 5 dersten oluşan bir sınav. Okey, kolaydan başladım çünkü bu daha alıştırma. Şimdi bakalım burada verdiğiniz yanıtı bu sorumda verebilecek misiniz? Peki arkadaşlar, 5 ders 120 soru dedik. Hangi konulardan sorumlusunuz diye sorsam, buna kim doğru yanıt verir? Direkt değil mi Uygar hocam? Böyle çat diye bir geçiş yaptım. Kolaydan zora. Bakalım yanıt verecekler var mı? Bir konuları yazabilirsiniz. Mesela sizce kaç konu vardır tarihten? Ya da matematikten mesela kaç konu vardır? Vatandaşlıktan kaç konu vardır? Tahmin. Hadi herkes atsın bakalım. Kim yakınını tutturacak? Türkçe, dil bilgisi, paragraf, sözel mantık. Evet, sadece üçünü söyledin. O zaman sizi daha fazla heyecanlandırmayayım ve bence bu sorunun yanıtını bilmiyorsunuz arkadaşlar. İnanın ben de bilmiyordum. Seminerimiz için sistemden kopya çekip buradaki konuları tek tek yazdım. Orası ayrı. Zaten bir insan gücünün bilmesi çok da beklenemez. Çünkü şimdi göreceğiniz görüntü sizi biraz ürkütebilir ama ürkmeyin. Arkadaşlar, İşte sorumlu olduğunuz o konular. Şöyle bir gözümle bir iyice derinlemesine bakıyorum. Gerçekten gözümde büyüyor baktığım zaman. Özellikle matematik mesela, diyorum ki ne kadar çok konu var aman Allah'ım. Tarihe zaten hiç girmiyorum bile. Keza yine diğerleri de az gibi görünüyor ama bunların bir de diyorum alt başlıkları var Tuğba. Bu kadar az göründüklerine bakma diyorum. Hani bizim o 5 ders var deyip geçtiğimiz ya da hocam basit ya ne var ki KPSS çalışmakta, sıradan açarım YouTube'da çalışıveririm. İşte internetten kitap siparişi veririm, sayfa sayfa ilerleyiveririm diyoruz ya arkadaşlar. İşte o kadar kolay değil. Sınavı çok iyi tanımanız gerekiyor. Tanımadığınız bir şeyle yarışamazsınız. Tanımadığınız bir şeyi de yenemezsiniz arkadaşlar. Bence konuların ekran görüntüsünü alın. Şimdi bir de daha bu konuları da geçeceğiz. Eğer herkes ekran görüntüsünü aldıysa diğer slaytıma geçiyorum.
Tarihi bitirip unutmak çok kötü bir his. Fatma hocam, unutma kısmına da değineceğim. Yani eğer unutuyorsanız temelde yaptığınız bir eksiklik var. Demek ki bir tekrar periyotlarında bir düzensizlik var ki unutuyorsunuz. Yoksa tabii ki de zihnimiz zaten unutmaya kodlamalı bir zihin. Yani DNA'mızda bu var. Tekrar edilmeyen her bilgi unutulur ama unutmamak için de yapılması gerekenler var. Onu yapan öğrenciler, mesela bizim öğrencilerimiz hiçbir şekilde hiçbir bilgiyi unutmuyor. Çünkü yapay zekamız buna zaten sağ olsun fırsat vermiyor. Şimdi geliyorum dostlarım. Daha da zorlaştıracağım. Bu artık üçüncü faz. Aman Uygar hocam sakın ne yaptın yine deme. Ne yaptınız hocam deme. Daha da zorlaştırdım. Bak bir, iki, üç, bu üçüncü basamak. Peki KPSS'de, yani genel kültür genel yetenekte kaç tane alt konudan sorumlusunuz diye sorsam, buna kim yanıt verebilir? Şimdi bunlar konulardı. Bunlar derslerdi. Bunlar dersler. Bunlar konular. Bunlar da alt konular. Mesela o çok korktuğumuz, ürktüğümüz tarih dersinde Osmanlı Devleti'nde kültür ve uygarlık konusunda, bak bir konuda tam 10 alt konu var. Bir konuda 10 alt konu varsa kaç tane konu vardı? Bazı konularda belki daha fazla alt konu var. Bazı konularda daha az alt konu var. Sizce kaçtır? Tahmini olan yazsın. 100 değil, ah. Uygar hocam ağzından bal damlıyor. Keşke 100 olsa, 100 değil. Hazır mısınız? Ay ben de heyecanlandım. Bakın yanıtı biliyorum. Ona rağmen heyecanlandım. Arkadaşlar tamı tamına 247 tane alt konudan sorumlusunuz. Bakın tarihte 18 konu, 86 alt konu var. Matematikte 23 konu, 81 alt konu var. Türkçede 11 konu, 20 alt konu var. Vatandaşlıkta 8 konu, 33 alt konu var. Coğrafyada 5 konu, 27 alt konu var. Yani toplam 65 tane konum, 247 tane de alt konum var. Şimdi diyeceksiniz ki hocam sen bunları nereden biliyorsun? Gerçekten hepsine girdin, tek tek saydın mı diyeceksiniz. Tabii ki de saymadım arkadaşlar. Bizim bu bilgileri ulaşabildiğimiz bir alanımız var. Yapay zekadan kopya çektim. Çünkü bizim sistemimizde bu bilgilerin hepsi zaten işlenmiş bir şekilde duruyor. Ve yapay zeka hangi konudan, hatta kaç soru geldiğini de biliyor. Birazdan o kısma da değineceğim. Çünkü bunu da yine bana çok soruyorsunuz. Hocam tamam, iyi güzel söylüyorsun, 247 konu ama ben nasıl yetiştireceğim? 3,5 ay var diyorsunuz. Şimdi nasıl yetiştireceğiniz kısmına da geleceğiz. Şu an hala bakın sınavı tanıma kısmındayız. Ve içinizde eminim arkadaşlar daha önce sınava girenler var. Ona rağmen sınavı tanımıyoruz. Ya da dershaneye gidenler de var. Farklı uzaktan eğitim kurumlarına kayıtlılar da var. Kendileri çalışanlar da var. Ön lisanslar var. Liseler, lisanslar, öğretmenler, A grubu. Şu an karma bir kitle var. Ama bu sorduğum sorunun kimse doğru yanıtını bilemedi. Çünkü bizim odağımız burada değildi. Bize öğretilen ne? Çalış kazanırsın. Nasıl çalışacaksın? Sınavı tanı. Sınavın matematiğini çöz. Kendini tanı. Kimse bize bunları söylemedi. Bu yüzden arkadaşlar ülkemizde şu an KPSS'de başarı oranı çok düşük. %1,5, %2. Bakın 100 öğrenciden İkisi diyorum. Sen bu iki öğrenciden biri olmak istiyorsun. 98 yoğunlukta kalmak istemiyorsun. Eğer iki öğrenciden biri olmak istiyorsan bu bilgileri bilmek zorundasın. Sadece bilmek de yetmez bakın arkadaşlar. Bu bilgilere uygun programla çalışmak zorundasın. O yüzden ben bu bilgileri yapay zekamızdan aldım. Şimdi devam ediyorum. Peki bu 247 tane konuyu şu an lisans grubu için örnek vereceğim. Ön lisanslılar kendileri hesaplasın. Onların sınavı 1,5 ay daha sonra, 1 Eylül'de. Şu an lisans KPSS'ye tam 113 gün var. Bugünle birlikte. 113 günde tüm bu konuları nasıl bir planla yetiştirebilirsin? Gel bakalım yapman gerekenleri tek tek birlikte ele alalım. Bir, bütün bu konuları yetiştirmen için kendini tanıman gerekiyor. Peki kendini tanımandan kastım nereli olduğun mu?
Kaç yaşında olduğun mu? Sınava kaç kere girdiğin mi? Cinsiyetin mi? Bölümün mü? Hayır tabii ki de. Kendini tanıma kısmı zihninin, psikolojinin nasıl çalıştığını tanıman gerekiyor. Çünkü arkadaşlar, bakın bu sınava yaklaşık 3 milyon, 3,5, 4 milyon öğrenci girecek lisans için söylüyorum. Ön lisansta da 2 milyonu aşkın bir talep olacak. Şu an veriler bize bunu gösteriyor. Şimdi sen bu kadar milyonlarca öğrenciyle yarışıyorsun. Her biriniz aynı olabilir misiniz? Bu mümkün mü? Ya da kardeşi olanlar kardeşini düşünsün. İkizi olanlar ikizini düşünsün. Anne baba olanlar kendi çocuklarını düşünsün. Kim kiminle aynı arkadaşlar? Hangimiz hangimizle aynıyız? Aynı olamayız. Çünkü herkes öğrenir. Evet, herkes ders çalışır ama herkes farklı öğrenir ve sen kendi farkını bilmek zorundasın. O yüzden her şeyden önce çok çalışma modundan çıkıp verimli çalışmayı öğrenmelisin. Çünkü zamanın az ve vaktin asla boşa gitmemeli. Biz bunun için arkadaşlar şu anda bu ekranda gördüğünüz analiz sonucu, bu bir karne, bu bir eğitim analizinin sonucu, kayıtlı bir öğrencimizin tamamlamış olduğu eğitim analizinin sonucu. Bu öğrencimizin ismi Ayla. Kendisi bizim kurumumuzun kayıtlı öğrencisi, eğitimlerimizden ve yapay zeka sistemimizden faydalanan bir öğrenci. Ve bu öğrencinin bakın bütün özellikleri, öğrenme yapısı, öğrenme yöntemi, zeka tipi, öğrenme hızı, unutma hızı, odaklanma düzeyi, anlama hızı ve stres düzeyi ve çok daha fazlasını yapay zeka ölçüyor. Bunun ölçümlenmesi için özel bir eğitim analizi var. Şu an bu seminere katılan bütün öğrencilerin bu analize bir kereye mahsus ücretsiz girebilecek seminerimize katılım sağladığınız için bu benim size ekstra bir jestim. Ama bu seminer, bu eğitim analizi normalde sadece kayıtlı olan öğrencilerin çözebildiği ve çıkan sonuçlarına göre de yapay zeka tarafından bireysel yönlendirme ve program desteği alabildiği bir eğitim analizi. Çok kıymetli arkadaşlar. Bu analize girdiğinizde sizin de Ayla'nın sonucu gibi bütün karneniz çıkacak. Ve şu an herkes bir 10 saniye bu karneye baksın. Bakalım kimlerin ne ilgisini çekecek. Çok merak ediyorum. Herkes baksın. Hangi özelliği ilgisini çektiyse chat panelinden yazsın. Hadi bakalım, sizi bekliyorum. 10 saniyeniz başladı. Evet, bir öğrencimiz unutma hızı demiş. Başka, başka, başka. Ne ilginizi çekti arkadaşlar? Gördüğünüzde ilk gözünüze çarpan ne oldu? Bu bir karne. Sizin de böyle sonuçlarınız çıkacak. Sizin de böyle karneniz çıkacak. Uygar hocam, soru: bu karneye baktığında en çok ilgini çeken özellik ne oldu? Stres seviyesi bence ilk onu halletmeli. Şevval hocam diyor ki dikkat dağınıklığı. Ayşe hocam unutma hızı, stres seviyesi diyor. Stres Kübra hocam. Evet. Şimdi arkadaşlar burada kırmızı olan değerler var, yeşil olan değerler var ve mavi olan değerler var. Şimdi yeşil olan değerler istediğimiz gibi çıkan, yani normal, beklentiyi karşılayan değerler. Kırmızı olarak çıkan değerler iyileştirilmesi, geliştirilmesi gereken değerler. Yani Ayla'nın iki özelliğinde iyileştirilmesi gereken veriler çıktı. Bir, unutma hızı yüksek. Ne demek unutma hızı yüksek? Unutma hızı yüksek ne demek? Ya da unutma hızı yüksek bir öğrenci ne yapmalı? Evet Kübra hocam, sen galiba analizimizi çözdün. Senin de stres düzeyin yüksek. Öğrendiklerini tekrar etmeli. Aynen öyle. Arkadaşlar unutma hızı yüksek demek birçoğunuzun bu arada eminim yüksek çıkacak. Çünkü şu an bu eğitim analizine biz bu yıl 10. yılımızdayız arkadaşlar. 10 yılda 10 yıldır sektörde olan bir uzaktan eğitim kurumuyuz. Milli Eğitim Bakanlığı bağlı olarak çalışıyoruz ve bu eğitim analizinin patenti de bize ait. Başka hiçbir kurumda kesinlikle yok ve bulamazsınız zaten.
Ve bu eğitim analizini arkadaşlar 10 yılda yaklaşık olarak 2,5-3 milyon bireysel tekil öğrenci girdi. Ve inanır mısınız arkadaşlar, sonuçları tek tek inceledik, hatta istatistiksel veriler çıkardık. Öğrencilerin yüzde kaçının sonucu böyle, yüzde kaçının sonucu şöyle şeklinde. Hiçbir öğrencinin sonucu aynı çıkmadı. Ama yoğunluklu aldığımız, yani bu özelliklerden en çok stres seviyesi yüksek olan öğrenciler daha çok çıktı. Unutmazı yüksek olan öğrenciler daha çok çıktı. Dikkat dağınıklığı yüksek olan öğrenciler daha çok çıktı. Çünkü bunlar birçoğumuzun genel sorunu. Ve unutmazı yüksek bir öğrenci demek çabuk unutuyor. Yani sık tekrar yapmalı demek. Az önce bir öğrencim dedi ki hocam, tarihi çalışıp unutmak çok zor. Beni çok üzüyor. Buna değineceğimi demiştim. Şimdi o öğrencim özellikle kulaklarını açıp beni çok iyi bir şekilde dinletsin. Arkadaşlar, her bilgi unutulur. Zaten zihnimiz unutmayı kodlanmış bir zihin. DNA'mızda bu var. Az önce de söylediğim gibi. Unutmamanız için sizin unutmazınızı bilmeniz, kaç günde unutuyorsanız unutacağınız zaman o bilginin tekrarını yapmanız gerekiyor. Unutmanın önüne ancak düzenli tekrar periyoduyla geçebilirsiniz. İki, stres. Stres neden yükselir arkadaşlar? Güvende değilsen yükselir. Kendine güvenmiyorsan, programın yoksa, öz disiplinin yerinde değilse, istikrarlı çalışamıyorsan sen tabii ki de strese girersin. Sen girmeyeceksin de kim girecek? Stresin önüne geçmenin en güzel yolu düzenli olmaktır, programlı çalışmaktır, kendinden emin olmaktır. Bu koşulları sağlayan bir öğrencinin stresi kesinlikle yükselmez. Hatta şöyle örnek vereyim. Bizim kurslarımıza kayıt olan, yapay zeka sistemimizde kayıt olan öğrencilerimizi biz önce bu analizi alıyoruz. Ve çıkan sonuçlarına bakıyoruz arkadaşlar. Birçok öğrencinin stresi yüksek. Çünkü yetiştirememe kaygısı var. Özgüveni düşük, disipline olamıyor. Bugüne kadar hiç programlı çalışamamış. Sonra ona özel bir program hazırlıyoruz. 2 ay sonra bu analize yeniden girdiğinde stres düzeyi normale dönmüş oluyor. Çünkü güvende. Artık bir yere bağlandı, düzenli çalışıyor, kendini yapay zekaya teslim etti ve yaptığı çalışmalardan da aldığı verimi gördükçe öğrencide stresmiş, kaygıymış kalmıyor. O yüzden lütfen eğer stresiniz yüksekse doğru çalışıp çalışmadığınıza bir dönün bakın derim. Ve çok yüksek ihtimalle üzülerek söylüyorum ki yanlış çalışma yani olasılığınız çok daha yüksek çıkacak eğer stresiniz yüksekse. Çünkü doğru çalışan bir öğrenci zaten stres yapmaması gerektiğini bilir. Ülkü hocam, analize nereden katılmanız gerektiğini göstereceğim. Seminer sonunu bekleyin. Şimdi birinci koşul neydi? Öğrenme yapını bileceksin. Bu sınavda başarılı olmak için, kendini tanımak için bir, nasıl öğreneceğini bileceksin. Yani bunu analizlerle birlikte çözeceğiz arkadaşlar. İkinci koşul, seviyeni iyice analiz etmek zorundasın. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Sizin birçoğunuzun şu an atanması için alması gereken puan 90 puana yakın. Hatta hukukçular vardı, avukatlarım vardı içinizde. Hukukçular mesela 90'dan da daha üst. Diyetisyenler 90'dan da daha üst. Bazı bölümler 90 puanın bile üzerine çıkmak zorunda. Ama ortalama 85-90. Şimdi senin hedefin belli. Ama nereden başladığını, yani şu an alabileceğin puanı bilmiyorsun. Dolayısıyla aradaki farkı da bilmiyorsun. Bunları bilmeden bir yola çıkmak ne kadar mantıklı arkadaşlar? Sadece mantıksal soruyorum. Bak, hedefim 90 ama nerede olduğumu bilmiyorum. Nasıl 90'a gideceğim? Ya da gidebilir miyim? Bu mümkün mü? Mümkün değil. Aynen öyle. O yüzden eminim arkadaşlar. Bakın, şu an sınava 3,5-4 ay var. Siz bu zamana kadar onlarca kez adım atmışsınızdır. Onlarca kez çalışmışsınızdır, bırakmışsınızdır, geri dönmüşsünüzdür. Kursa kayıt olmuşsunuzdur, kurstan kaydınızı sildirmişsinizdir. Eminim birçoğunuz birçok yolu zaten denemiştir. Ama
Hala bir düzen tutturamadıysanız arkadaşlar, bunun en temel sebebi size özel bir programınızın olmayışı ve programın da temelinde sizin eksikliklerinizi bilmemeniz. Bak, doktora gidersin, hastanede süreç nasıl işler? İstersen başım ağrıyor de, istersen elim ağrıyor de, istersen gözüm ağrıyor de, fark etmez. Eğer bir yerde bir ağrı varsa ve sen bunu hissedip bundan şikayet edip doktora gidiyorsan seni önce teste alır. Hiçbir şekilde arkadaşlar, hiçbir doktor hastanın sözlü söylemine güvenip ona ilaç yazmaz. Bu risktir. O yüzden onu teste alır, der ki git kanını aldır, idrarını aldır, tomografiye gir, MR'a gir, filme gir, artık sorunun neyse ben oradan bakacağım der. İşte bu seviye belirleme sınavı da böyle bir şey. Yani siz diyorsunuz ki hocam ben 90 alacağım. Tamam. Seviyen kaç? Bilmiyorum. En son SBS'ye ne zaman girdin? Geçen yıl. Seviyeni bilmeden nereye gideceksin? Eksiğini bilmeden ne çalışıyorsun sen diyorum. Hocam sıradan başladım. YouTube'dan liste oluşturdum. İlk konulardan başladım işte nereye kadar giderse. Yanlış. Böyle yaparsanız arkadaşlar, hoş geldin kaybedenler kulübü. Çok açık söylüyorum. Peki kazananlar kulübüne döndürelim bunu. Senaryoyu tersten çeviriyorum. Öğrenci sınava hazırlanmaya karar verdi. Her dersten ayrı ayrı seviye belirleme sınavına girdi. Hangi derste kaç net yapabildiğini gördü. Hangi derste daha eksik olduğunu gördü. Hangi derste daha iyi olduğunu gördü. Mükemmel. Artık analizimi yaptım. Kan testime girdim. Bütün sonuçlarım bu yüksek, bu düşük, bu yüksek, bu düşük çıktı. Şimdi bunu doktora gösterdim ve doktor der ki aa tamam, şöyle bakar. Tamam. Sana uygulayacağımız tedavi bu der. Ve aradaki puanın kaç puansa eksik puanın, ona göre çalışırsın. Mesela az önce gösterdiğim bu eğitim analizi gibi bizim kendi kayıtlı olan öğrencilerimizde arkadaşlar, kayıtlarını aldıktan sonraki ilk işimiz bütün derslerden öğrencinin seviyesini tek tek ölçmek. Bunun için seviye belirleme sınavlarına girer öğrenci. Şu an kaç puan alabileceğini sistem hesaplar. Hedef puanını yine sistem hesaplar. Aradaki puanı hesaplar ve bu aradaki puanı hangi derslerden, hangi konulardan kaçırıyor, bunu da hesaplar. Tavan sürede seni bunlara çalıştırır. Peki bunları sağladığımızda yetiştirmememiz mümkün mü arkadaşlar? Öyle bir sistem düşün ki kalan sürede sana eksikliklerini çalıştırıyor. Önce eksikliklerini analiz ediyor. Sonra diyor ki ben bu kalan sürede 113 günde senin bütün eksikliklerini kapatacağım. Ona uygun program yapacağım. Seni de takip edeceğim dese. Sizin şu anki psikolojiniz ve bakış açınız değişir değil mi? Şu an eminim çıkmazdasınız. Hocam yarıladım ama yarıladım mı bilmiyorum. Çalıştım ama öğrendim mi bilmiyorum. Konu çalışıyorum, soru çözemiyorum. Soru çözüyorum, netlerim artmıyor. Bakın bunlar arkadaşlar, ben yıllardır bu işin içindeyim ve kendim de dediğim gibi özellikle altını çizerek söylüyorum. Eğitimciyim, zaten öğretmenim. Yani yıllardır öğrencilerle iç içeyim ve en çok muzdarip olan konular bunlar, sorulan sorular bunlar. Çözümü diyorum ki burada. Çözümü yapay zekada. Gel, seviyeni ölçelim. Eksik puanını ölçelim. Eksiğini nerede kaçırıyorsun? Hangi konulardan kaçırıyorsun? Onları belirleyelim ve sana onları çalıştıralım. Kalan sürede atan. Müthiş bir formül. Aynen öyle. Şey var hocam, şimdi program kısmına geleceğim. Zaten bu bahsettiğim sistemden, yani bu analizlerden, öğrenme yapısının keşfi, seviyenin analiz edilmesi, sonra buradan çıkan sonuçlara göre yapay zekanın 113 gün boyunca her gün programınızı hazırlaması, bunları zaten kayıt olduktan sonra bu hizmeti alacaksınız arkadaşlar. Şimdi bu sistemin ön yüzü gibi düşünün. Yani sistemin özelliklerinden ve sizin sahip olmanız gereken, bilmeniz gereken, başarılı olmanız için bizimle ya da bizsiz önemli değil. Ama bunları yapmanız gerekiyor başarılı olmanız için. Ha ben bunları tek başıma yapamam hocam. Başka kurumlar da zaten yapmıyor. Size kayıt olacağım derseniz biz zaten buradayız arkadaşlar. Kaydınızı alırız, bir an evvel sürecinizi başlatırız.
Hayır Ülkü Hocam, sayfadaki tutar değil, seminere özel %50'lik bir indiriminiz olacak. Ben ücretle ilgili de bilgi aktaracağım, hiç merak etmeyin. Hatta birazdan örnek bir program da hazırlayacağız. Şimdi herkes dikkatini programa versin. Program sonunda zaten ben sizin bütün sorularınızı ücretle kayıtla ilgili yanıtlayacağım. Şimdi hiç zihninizi o kısma doğru kaydırmayın. Şimdi seviyemi uçtum. Bak, hedefim 90. Ben şu an 70 puan alabiliyorum. 20 puan farkım var. Yapay zeka diyor ki senin bu 20 puanın bu konulardan kaçırıyorsun. O zaman gel diyor, ben sana bu konuları çalıştırayım. Nasıl çalıştırıyor? Sadece seviyeyi bilmek yetmez. Bak, hangi seviyedeysen seviyene göre çalışman lazım. Mesela hocam ben matematik yapamıyorum, matematiğim sıfır diyenler kimler? Parmak kaldırsın. Herkes yapabiliyor mu matematik? Kübra yapamıyor. Uygar'ın ortalama. Figen, sanıyorum Figen değil mi hocam isminiz? O birçoğu yapamıyor. Tamam. Tamam Figen hocam. Cansel de yapamıyor. Çok güzel. Tam bir Türkiye'nin ortalaması. Şu an bu seminerde tam bir ortalama kitleyle karşı karşıyayız. Şimdi arkadaşlar, temelinizin olmadığı bir derste yapay zeka önce size ön hazırlık yaptırıyor. Önce seni sınava alıyor. Bak, buradaki sınava giriyorsun. Matematikte, Türkçede, tarihte, coğrafyada, vatandaşlıkta hepsine sınava girdin. Ve sınav sonucunda diyor ki matematik 1, Türkçe 2, coğrafya 3, artık kaç çıktıysan. Bak, bu 1, 2, 3 demek temel, başlangıç, orta, ileri, üst. 5 tane seviye var. Hangi ders hangi seviyede çıktın? Çat, ikinci seviye. İkinci seviye ne? Konu anlatımı. Sana o konuda konu anlatımı çalıştırıyor. Başka bir teste girdin. Çat, dördüncü seviyeye çıktın. Dördüncü seviye ne? İleri seviye. Sana alıştırma soru çözümü yaptırıyor. Yani yapay zeka senin hem seviyeni ölçüyor, hem de seviyene göre senin bunu çalışman lazım. Senin buna ihtiyacın var diyor. Ve bunun adı garanti öğrenme modeli. Yani yapay zeka aşamalı bir şekilde garanti olarak size bütün konuları öğretiyor. Ve sadece seviyenize göre çalıştırdığı için vakitten müthiş bir tasarruf yapıyorsunuz arkadaşlar. Şu an bizim en eksik olduğumuz şey ne? Zaman. Zamanı doğru yere ayır diyor. Zamanını diyor gidip ileri seviyede olduğun bir konuda neden konu anlatımı çalışıyorsun? Gerek yok. Zaten ileridesin. Bak, ilerideki bir öğrenci soru çözer. Ya da matematikte temelin yok ama sen gidiyorsun X kurumundan yayın alıyorsun. En zor soruları çözmeye çalışıyorsun. Çözebiliyor musun? Hayır. Peki çözmek için ayırdığın zamanı yazık değil mi? Evet. Kazanımı var mı? Hayır. X eşittir boşa giden enerji, boşa giden zaman. O yüzden yapay zekalı arkadaşlar, enerjinizde, zamanınızda emin ellerde, güvende, çünkü biz en gerekli olan kısımları çalıştıracağız zaten ve seviyenize göre çalıştıracağız. Ve eğer bu sistemle hazırlanırsanız, bu çalışmayı aksatmadan yaparsanız arkadaşlar, çok iddialı söylüyorum ki öğrenemeyeceğiniz hiçbir konu, çözemeyeceğiniz hiçbir soru kalmayacak. Geldim şimdi, çalışma türlerini de gösterdim. Hatta bence bunun ekran kaydını alın, ekran görüntüsünü alın. Bir 5 saniye süre vereyim ben size. Sonra diğer sayfaya geçerim. Çünkü bu önemli bir kısım. Aldık mı ekran görüntüsünü? Geçiyorum diğer sayfaya. Şimdi dostlarım, öğrenme yapımı keşfettim. Kendimi tanıdım. Seviyemi, eksik olduğum konuları keşfettim. Hangi konuda hangi çalışmayı yapacağımı da keşfettim. Strateji yapmadan olur mu? Aa, lütfen. ÖSYM gibi stratejik bir kurumun sınavına giriyorsan sen de en az ÖSYM kadar stratejik olmak zorundasın. O yüzden çalışma programımıza sadece şu çalışma türlerini, yani ön hazırlık yapacakmışım ekle, detaylı konu tekrar yapacakmışım ekle demekle olmaz. Strateji yapmadan olmaz. Çünkü arkadaşlar şu an bakın bu tabloda direkt yapay zekanın içinden ekran kaydı aldığım bir tablo. İki tane ders. Biri matematik problemler, biri Türkçe paragraf. Bak, birinde diyor ki
Matematik problemlerin sana sağlayacağı puan katkısı diyor. 6,91 diyor. Ve senin burada yapacağın çalışma konu anlatımı diyor. Konu anlatımını kimler yapardı? Hangi seviyedeki öğrenciler yapardı? Bakalım dikkatiniz ne kadar bende. Konu anlatımını kim yapardı? Hadi hızlı cevap bekliyorum. Evet, başlangıç. Bak, 2. Okey. Konu anlatımını başlangıç seviyesinde olan öğrenciler yapardı. Yani ben sınava girdim. Problemlerde benim seviyem ikinci basamak çıktı. Konu anlatımı yaptırıyor bana sistem. Ve bunu yaptığımda 6,91 puan kazanacağım. Ve bunun için tam 718 dakika çalışmam gerekiyor. Bu bir. İkinci, alttaki grafiğe bak. Türkçe paragraf. Diyor ki konu puanı 7,5 puan diyor. Bak, şeyden daha önemli, problemlerden daha yüksek. Bak, o 6,91, bu 7,5. Yapacağım çalışma tekrar diyor. Tekrarı kimler yapar? Hadi zorlayın zihinleri. Orta. Tekrar, detaylı konu tekrarı orta seviye. Harikasınız Uygar Hocam. Şimdi orta seviyede tekrar yapıyorum ve buna ayıracağım sürede 106 dakika. Yani hemen içler dışlar çarpımı yap. 106 dakikada 7,5 puan kazanmak mı? 718 dakikada 6,91 puan kazanmak mı? Hangisi kulağa daha cazip geliyor? Evet, yanıt bekliyorum sizden. Evet. Uygar hocam doğru bildi. Fatma hocam doğru bildi. Ayşe hocam henüz yanıt vermemiş. O orta seviye demiş. Arkadaşlar mantıksal baktığında bizim amacımız ne? Daha az çalışıp daha çok puan almak değil mi? Al sana daha az çalışıp daha çok puan alacağın konu. Ve az önce ben ne söyledim? 247 tane konu var dedim. Bak, 247 tane konu var ve yapay zeka bütün konularda problemler gibi, paragraf gibi konu puanını da biliyor. Yani senin puanına katkısını da biliyor. Çalışma süresini de biliyor. O yüzden diyor ki senin 20 puanla eksikliğin vardı Ayşe. Ben sana 20 puanı en kısa süreden aldırırım diyor. Gidiyor. Çalışma süresi kısa ama kazanım puanı, konu puanı yüksek olan konuları senin programına ekliyor. Sen strateji yaparak bunları çalışıyorsun. Müthiş bir şey değil mi? Bak, 718 dakika çalışıp 6,91 puan almaktansa 106 dakika çalışırım, 7,5 puan alırım. Kalan 600 küsür dakikam da cebime kar. Git 600 dakikada da başka önemli konuları çalış. Süper bir şey arkadaşlar. Bakın, bu arada bu sistem patenti bize ait olan, üzerinde çok uzun yıllardır çalıştığımız ve öğrencilerimizin genel sorunlarının tamamını toplamdan kökten çözmek için, yani sizler için, sizlerin kazanması, atanması, başarılı olması için hayata geçirdiğimiz bir sistem ve şu an bu sistemin binlerce kullanıcısı var. Bütün kullanıcılar inanılmaz memnun ve şu an sınava bu kadar kısa bir süre varken bile bakın sizin yaşadığınız stres ve bizim kayıtlı olan öğrencilerimizin yaşadığı konfora bakın ve sizin ikinizin aynı sınava girdiğini düşünün. Eğer aynı yoldan devam edersek çok büyük bir ihtimalle başarısız olacağımız zaten alenen açık. Bariz bir şekilde ortada ve bizim öğrencilerimizin elinin altında olan verilere bakın. Şimdi bu bir eşitlik değil. Bence sınavda tek düzenli olan ve olmayanlar ayrılmalı. Evet Fatma hocam, aynen öyle yapacaksın. Bunu hatta sen yapmayacaksın hocam. Bu es geçme kısmını yapay zeka yapacak. Eğer süren hiç yetmeyecek gibiyse yapay zeka diyecek ki Fatma senin 718 dakikan yok. Senin 106 dakikada bunu çalışman lazım arkadaşım. Bunu çalışacaksın diyecek. Programına direkt çat bunu getirecek. Peki şimdi yine bir kopya çektim. Ekrandan görüntü aldım. Sadece bir konuyu seçmeniz gerekse herkes tabloya baksın. Hangi konuya çalışırdınız ve neden o konuya çalışırdınız? Birinci konum Türkçe paragrafın anlatım biçimleri. 0,84 puanı 77 dakikası. İkinci konu
Paragrafın yapısı 3.34 konu puanı, 42 dakika çalışma süresi. Her ikisinde de yapacağım çalışma konu anlatımı, yani ikinci seviyedeyim, başlangıç seviyesindeyim. Peki sen olsan hangi konuya çalışırdın? Neden? Evet. Mükerrem hocam noktayı koydu. Aynen öyle. Arkadaşlar bakın. Hem süresi daha az, hem getirisi daha yüksek. Süresi daha fazla, getirisi daha düşük. 3,5 kat. Bak 3,5 kat daha çok bana getirisi var. Şimdi düşünün arkadaşlar, sınavda bir sorunun geldiği İslamiyet öncesi Türk tarihini herkes bir gözünün önünden geçirsin. O işte Türk adının anlamıdır, ilk Türk adlarıdır, odur, budur, şudur. Bak İslamiyet öncesi Türk tarihi yemin ediyorum şu kadar kitapta. YouTube'a gir, saatlerce o anlatılıyor. Ya diyorum ki bu konu sınavda bir sorunun geldiği bir konu. Bak bir soru geliyor. Sen bir sorunun geldiği bir konuya 10 saatte çalışsan, 20 saat de çalışsan, 100 saat de çalışsan yapacağın net bir net. Ediyorum, vakti az öğrencim. Bir net için niye bu kadar zaman harcıyorsun? Hani sen ona daha çok çalışınca, daha çok çalışınca daha çok soru mu gelecek? Hayır. Git onun yerine paragraf çalış. Git Osmanlı kültür medeniyeti çalış. Git inkılap tarihi çalış. Yani yaptığın çalışmadan bir verim alman için sınavda bir kere hangi konudan kaç sorunun geldiğini bilmen lazım. Sen o konuya daha çok çalışıyorsun diye sen o konuya daha çok çalışıyorsun diye ÖSYM sana o konudan çok soru sormayacak. Sınavda zaten belli. Konuların soru dağılımı belli. O yüzden diyorum ki bak, önem puanı sınavda soru sayısına göre hesaplanır arkadaşlar. Paragrafın anlatım biçimlerinden ya bir ya iki soru, bazen de hiç soru gelmez. Ama paragrafın yapısından her yıl soru gelir ve eğer bu soruların tamamını yaparsan yaklaşık 3,5 puan cebine koyar, yoluna devam edersin. Yani arkadaşlar, kesinlikle bizim strateji yapmamız, ama bütün bunları tabii ki de zihnimizde tutamayacağımız için yapay zeka ile çalışmamız gerekiyor. Bakın ben bu işin içinde yıllardır varım ve ben bile şunları ezbere bilmiyorum. Her gün görmeme, her gün anlatmama rağmen. Çünkü nasıl bileyim 247 tane konu? Siz nereden bileceksiniz? Bunları sistem biliyor. Senin otomatik karşına her şeyi senin yerine yapıyor. Adı üstünde yapay zeka. Sen sadece uyum sağlıyorsun. Müthiş bir konfor. Fatma hocam önemi ne belirledi biliyor musun? Sınavdaki soru sayısı. Bak buradaki arkadaşlar konu puanı rastgele ben buraya bir yazayım, üç yazayım, beş yazayım değil. Konu puanı ne demek biliyor musunuz? O konudan sınavda kaç soru geliyor demek. Esma hocam, bu sistemden görme kısmını sadece kayıtlı olan öğrencilerimiz görebiliyorlar. O bunların tamamını görmeniz için kayıt olmanız gerekiyor. Bunlar örnek çalışmalar. Kayıtlı mısınız? Çok güzel. O zaman ders dünyasından göreceksiniz hocam. Sizin panelinizde vardır zaten. Berkay hocam, eğer vaktin varsa ikisine de çalış. Ama bak şu anda burada benim sağladığım koşul neydi? Sadece bir konuyu seçmen gerekiyor. Yani sadece bir konuya ayırabileceğin bir süre varsa hangisini seçerdin? Yoksa tabii ki vaktin varsa sana yapay zeka hem bunu da çalıştırır. Ama vaktin yok. Kırmızı alarm veriyor. Stresler yükseldi. Etekler tutuştu. Sınava kaldı bir ay. Hangisini çalışacaksın? Birini seçme hakkın var. Çat tabii ki de gidip paragrafın yapısını çalışacaksın. Şimdi örnek ders çalışma programı hazırlamadan önceki son sayfam arkadaşlar. Lütfen bakın, bu kadar
bireysel olarak hazırlanmanın öneminden bahsetmişken, artık bu seminere girip çıktıktan sonra hayatınızda gerçekten bazı kısımlarda, ders çalışma kısmında, bakış açınız kısmında köklü değişiklikler olsun istiyorum. Çünkü bu bilgileri her öğrenci bilmiyor. Siz ayrıcalıklı öğrencisiniz. Bakın, şanslısınız ki yolunuz kesişti. Birbirimizi tanıdık, bu seminerimize katıldınız, birbirimize vakit ayırdık. O yüzden bunun farkını hissettirin. En çok da sonuçlarda hissettirin. Artık bu saatten sonra başkasının programını uygulama devri bitti. Kesinlikle uygulamıyorsunuz. Çalışırken ders atlamayı kafanıza göre, keyfinize göre, modunuza göre yapamazsınız, yapmamalısınız. Yapan kaybeder. Ve lütfen bakın, az önceki Ayla'nın, kayıtlı öğrencimizin analiz sonucunda ne gördük unutmazdı. Tekrar bilginin garantisidir. Tekrar edilmeyen her bilgi unutulur. O yüzden tekrar etmeyi kesinlikle ihmal etmiyorsunuz. Bu üç altın kural, bunu yapan, bir de yapay zeka ile çalışan zaten kazanır. Şimdi geliyorum ders çalışma programı oluşturmaya. Hazır mısınız? Heyecanlandınız mı? Yapay zekanın içine gireceğiz. Size yapay zekayı göstereceğim. Ders dünyasından göreceksiniz. Kübra Hocam, Esma Hocam. Kampüs ders dünyası. Tamam. Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar program hazırlamaya. İnanın ben de çok heyecanlandım. Şimdi dostlarım, bu seminere katılırken size tek uzamdan bir kullanıcı adı ve şifre geldi. Yani kullanıcı adınız, mail adresiniz, şifreniz de çok büyük bir ihtimalle Tekuzem 2024. Bu bilgilerle Tekuzem'in, bakın, giriş sayfasına tıkladım, login'e tıkladım. Burada e-postamı yazıyorum. Siz buraya kendi e-postanızı yazacaksınız. Şimdi değil ama, şimdi yaparsanız seminerden çıkmış olursunuz. En önemli kısma geldik. Sakın kimse hiçbir yere ayrılmıyor. Herkesin dikkati, gözü, kulağı, her şey bende olsun, tamam mı? En önemli kısma geldik bak. Şimdi buradan Tekuzem'in size gönderdiği şifreyi, kullanıcı adını yazıyorsunuz, giriyorsunuz. Burada sizin adınız çıkacak arkadaşlar. İşte adın Ayşe mi, Ahmet mi, Fatma mı, neyse adın soyadın çıkacak. Ve eğer bilgisayardan girecekseniz aynı sayfa böyle olacak. Burada arkadaşlar, özellikle ben neden bahsettim eğitim analizinden? Şu an bu seminere katılan her öğrencime bu eğitim analizlerini bir kereye mahsus, ücretsiz yapma hakkı tanıyacağım dedim, bir kerelik. Bu analize nereden gireceksin? Bilgisayardan girdiğinde bak, burada saat var. 17:47 diyor, bugünün tarihini gösteriyor. Yanında zil var, üzerinde bildirim sayısı var. 7 tane beni bekleyen görevim var. Burası yapay zekanın içi, ön yüzü. Buraya tıklıyorum. Eğitim analizi 1 diyorum. Eğitim analizine tıklıyorum. Evet, gerçekten ben de çok heyecanlandım. Şimdi burada genel analiz testi. Bak, analizin önemini burada da vurguladık. Buradan da okuyabilirsiniz. Ben zaten genel hatlarıyla bahsettim. Sonuçları görmen için teste başla diyorsun ve başlıyorsun. Yaklaşık 12-13 dakikanı alır. Sessiz olan, dikkatinin toplu olduğu ve müsait olduğun bir zamanda gir, bu testi çöz. Tıpkı Ayda'nın karnesi sonucu gibi senin de sonucun çıkacak, senin de karnen çıkacak. İki, yapay zekaya, kurslarımıza kayıt olduktan sonra arkadaşlar, yani artık Tekuzem'in kayıtlı öğrencisi olduktan sonra, size bahsettiğim o aradaki farkı hesaplayan, her dersten ayrı ayrı seviye belirleme sınavını alacağız sizde. Orada hangi konuda hangi seviyede olduğunuzu ölçeceğiz demiştim ya arkadaşlar. İşte seviye belirleme sınavı da burada. Ben GGK öğrencisiyim. 5 tane dersim var. Yapay zeka kayıt olur olmaz beni bu derslerin tek tek sınavlarını alıyor ve burada verdiğim yanıtlara göre hangi derste temel, hangi derste orta, hangisinde başlangıç, hangisinde ilerideyim, bunları gösteriyor ve programımı da ona göre yapacak. Şimdi geliyorum, üçüncü görevim çalışma takvimim. Bir, analizi tamamladım. İki, SBS'yi tamamladım. Artık kayıtlı öğrenciyim. Yani kayıt olduktan sonrasından bahsediyorum. Siz tabii ki de burada sınavları bu arada çözemezsiniz kayıt olmadan. Onu sadece kayıtlı öğrenciler çözebiliyor. Analizimizi çözebilirsiniz. O benim size hediyem. Sonuçlarınızı da görebilirsiniz. Kendiniz için örnek ders çalışma programını da arkadaşlar, çalışma programı kısmına gireceksin. Eğitimlerimize tıklayacaksın.
bizim genel kültür, genel yetenek. Bak sistem o kadar bireysel ki arkadaşlar. Çalışmak istediğin dersleri bile kendin seçiyorsun. Üzerine tıkla kaydır. Ben bütün derslere çalışmak istiyorum. Neden? Zamanım az ve sıfırdan başlıyorum. Hiçbir temelim yok. Bütün derslerde seviyem başlangıç ve temel seviyesinde. Derslerimi seçtim, kaydet dedim. Fatma Hocam, bunu ücretli kayıt olanlar yapabilir. Yani şu an bu seminer ücretsiz bir seminer. Bizim diğer tanıtım derslerimiz ücretsiz tanıtım derslerimiz. Bu bahsettiğim şeyi yapay zekayı satın alan öğrenciler yapabilir. Bu analizlerin tamamı, seviye belirleme sınavlarının tamamı, bu ders çalışma programının sınava kadar 113 gün boyunca yapay zekanın takibi, koçluğu, bunları satın alan öğrenciler yapabilecek, kayıtlılar. Şimdi program derslerimi seçtim. Bir de çalışma alanına geliyorum. Biliyorum arkadaşlar, şu an her birinizin sorumlulukları birbirinden farklı. Kiminiz gündüz çalışıyor, kiminiz akşam, kiminizin çocuğu var, kiminiz okuyor, kiminiz staja formasyona gidiyor. Kiminiz evli, kiminiz ailesinden sorumlu. Yani her öğrencinin çalışma süresi aynı değildir. O yüzden yapay zekaya kayıt olduğumda yapay zeka bana özel program hazırladığı için süreleri ben belirliyorum. Diyorum ki ben saat 5'te başlayacağım yapay zeka. Her gün 5 saat çalışacağım. 10'a kadar çalışacağım. Tüm günleri seçiyorum her gün, ama ben hafta içi için ayrı, hafta sonu için ayrı, haftanın belirli günleri için ayrı program yapabilirim. Bak burada seçeneklerin var. Ekle diyorum, programımı oluştur diyorum ve şu an yapay zeka benim molalarımı, çalışacağım konuları, konulardaki seviyemi, hedefime kalan süreyi, hedefime olan uzaklığı, her şeyi analiz etti ve benim ihtiyacım olan 113 günlük programı bana hazırladı ve karşıma getirdi. Evet, bugün Cuma. Diyor ki, sözcüğün anlam özelliklerinden konu anlatımı çalış. Ben size ne dedim? Bütün derslerde sıfırım, temeldeyim, başlangıçtayım. Konu anlatımını kim yapardı? Başlangıç. Seviyeme uygun çalıştırıyor, bak beni fark ettiysen. Tıkla, çalışmaya başladı. Tek yapman gereken şey bu. Bütün dakikalarını tek tek biz planlayacağız. Bütün içeriklerde Üniversite seçme sistemde sınavı. yüklü. Ta oyunlarda Senin bir tek kere gelir. yapman Bir daha gereken gelmez. şey Gelmez her gün bunlar. Ama sistemine girip o sözcüğün çalışmak. Bak, anlamı çalıştım. Kesinlikle Uygar Hocam. Bence bu iyiden daha fazlası mükemmel. Yani ben şu an bir sınava hazırlansam, inan işi gücü her şeyi bırakırım. Sırf şu sistemi satın alırım. Otururum, çalışırım. Atanma da cabası, başarı da cabası. Diğer öğrenciler YouTube'dan mı çalışıyor? Gidip çalışsınlar, kazanamayacaklar. Kendi kendine cebelleşiyor mu? Depresyona mı giriyor? Çok çalışıyor, netleri mi artmıyor? Artmayabilir. Çünkü arkadaşlar, başarının belli başlı kuralları, sırları vardır. Biz başarının anahtarını biliyoruz. Bunu da bu sisteme entegre ettik. Yapay zeka, şaşma payı yok, yanlış yönlendirmez, yalan söylemez, seni doğru yönlendirir. Bir, buradan çalış. Üzerine tıkla çalış. Bak mola süreleri ne kadar arkadaşlar. Benim dikkat dağınıklığı düzeyim yüksek. sözcüğün Ben anlamını eğitim orada yorum. analizine girdim ve yapay zeka bunu zaten biliyor. O yüzden her konu sonunda da bak bana mola verdirdi. Matematik. Matematikte temelim hiç yok. Diyor ki temelin yoksa gelip doğal sayılardan başlayacaksın. Sıfırdan başlayacaksın. Doğal Başka bir sayılar ve çaren tam yok. sayılarla başlıyoruz. Şimdi böyle bir sistemle Bekliyorsan hayal. düşünün ki arkadaşlar, ben bu sistemi satın aldım. Kendime göre saatleri, günleri, dersleri, her şeyi seçtim. Sistem benim seviyemi de ölçtü. Öğrenim değerlerimi de ölçtü. Ben her gün girip şu çalışmayı yapamaz mıyım? Bana zor mu gelir sizce? Yani şu anki yaptığınızdan daha kolay değil mi bu? Mantıkla baktığında bak, her gün cumartesi, pazar, bu pazar bittikten sonra önümüzdeki haftanın günleri gelecek, o bitecek, diğer haftanın günleri gelecek. Yani 113 gün var. 113 gün boyunca senin her gün planın hazır.
Ve sen buna uydukça hedefine bir adım bir adım bir adım daha yaklaştığını biliyorsun. Ve buna uyarken az önce o gösterdiğim stratejiyi de yapay zeka yapıyor. Tutup da yeterli zamanın yokken sana 1 puan, 0 puan, işte 0.83, 0.50 puan alabileceğin konulara illa çalış 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 demiyor. Çünkü buna vaktin yok. Kesinlikle Uygar hocam. İnan yalnız değilsin. Birçok öğrenci zaten bunu yapıyor. Ben bu semineri bu yüzden yaptım. O kadar çok soru alıyorum ki artık. Hocam kalan süre az. Yani etekler tutuşmuş, tamam mı? Tamam, eteklerin tutuştu. Okey, çok normal. Bugüne kadar doğru çalışamamış, verimli çalışamamış, seviyene göre çalışamamış olabilirsin. Ama al sana başarının formülü. Sistemi satın al, çalış, sonra bize teşekkür et, dua et. Hatta gel Ankara'ya seninle atanma öykünün hikayesini çekelim. Paylaşalım, diğer öğrencilere de ilham ol, referans ol. Bu kadar basit. Hiç üzülme Uygar hocam, bizim için geç diye bir şey yok. Hemen kayıt ol. Bugünden itibaren başla, analizlerini, sınavlarını çöz. Hemen başla. Hiçbir şey için geç değil. Asla üzülmüyorsunuz. Geriye bakmak yok. Bizim işimiz önümüzdeki 113 günde arkadaşlar. Geçmiş geçti. Geri gelmeyecek. Önünde 113 tane bembeyaz sayfa var. Ha buna rağmen, bu bilgileri almana rağmen, başarının sırrını görmene rağmen hala ben aynı yöntemle çalışıyorum, ben aynı yöntemle çalışıp başaracağım diyorsan, gelecek senin, takdir senin, istediğinizi yapabilirsiniz. Ama ben size burada başarının sırrını veriyorum arkadaşlar. Gelin kayıt olun, birlikte başarıya gidelim. Bu kadar basit. Şimdi arkadaşlarım, burası sizin performans sayfanız olacak. Kayıt olduğunuzda yapay zeka haftalık olarak size hazırladığı ders çalışma programına ne kadar uydunuz, ne kadar çalıştınız, ne kadar verim aldınız, bunları ölçecek. Ve eğer eksik bıraktığınız çalışmalar varsa da bak ondan da vazgeçmiyor. O çalışmayı çat alıyor, önümüzdeki hafta yatıyor. Yani kaldığın yerden eksikliklerini yine kapatmaya devam ediyorsun. Alarm seviyesi Kübra hocam, verimliliğinin düşük ve sürenin düşük olduğu zamanlarda çıkar. Yani üst üste haftalık görevlerini yerine getirmezsen alarm seviyen yükselir. Bak fark ettiysen benim alarm seviyem şu an ilk fazda. Yani riskim yok. Gayet bu programa uyarsam kazanabilirim. Bunun anlamı bu. Şimdi gelelim. Hocam çok güzel, iyi hoş anlattınız ama bunun bedeli ne? Tabii ki bir bedeli var arkadaşlar. Her güzel şeyin bir bedeli var ama bizim bedelimiz çok cüzi. Yani hak ettiğimizin çok çok altında. Çünkü zaten binlerce kayıtlı öğrencimiz var ve hani yılların kökleşmiş kurumuyuz artık. Türkiye'de bir ilke imza atmış bir kurumuz. Amacımız tabii ki de daha çok ticari düşünmekten ziyade bu sistemin kullanıcı sayısını daha da fazla artırıp daha da fazla öğrencinin atanmasını, daha da fazla öğrencinin başarıya ulaşmasını sağlamak diyebilirim. O yüzden şimdi dostlarım, gireceğimiz sınav 24 sınavı bu yıl giriyor herkes zaten. Şu an içinizde 25 öğrencisi yok. Çiftli bir yıla girdiğiniz için bu sayıyı çarp 2 ile minimum 4 milyonla yarışacaksın. O yüzden ertelemeyeceksin, verimli çalışacaksın, seviyene göre çalışacaksın, riske atmayacaksın. Bu yıl bizimle birlikte tek ödemle yapay zeka ile atanacaksın. Evet abla hocam, fiyat önemli ama ücreti duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. Adım kadar eminim. Şu an bu sisteme kayıt olan öğrencilere devam eden bütün canlı dersler hediye. Bu derslerin bütün video kayıtları hediye. Bütün ders notları hediye. Bütün deneme sınavları, yıl sonu kampları, ara tekrar kampları, soru çözümleri, eğitimin tamamı hediye. Bir de bu sistem var. Bak düşün, sen sistemi satın alıyorsun. Ben sana içeriğini de veriyorum. Hem de içeriğinden de ücret almıyorum. Şimdi ben her birinden tek tek bilgi vereyim size. Geneliniz zaten KPSS lisans. Şu an KPSS lisans kursumuzun, yapay zeka kursumuzun ücreti arkadaşlar bu seminere özel %30 indirimle birlikte sadece 2500 lira. Fatma hocam canlı dersleri sonra izleyebilirsin. 2500 lira KPSS lisans. KPSS ön lisans öğrencilerim, devam eden canlı ders grubum 2500 lira. Ön lisans için bak lütfen bu kısmı çok güzel bir şekilde dinleyin. Herkes kulaklarını açsın bakalım. Ön lisans için sıfırdan bir grup açtık. Sıfırdan grubumuzun seminer indirimli ücreti 4000 lira. Bu ön lisans bak. Lisans 2500,
Ön lisans 4000. ÖABT kurslarımızın tamamı 2500 lira. Eğitim bilimleri kursumuz 2500 lira. Başka var mıydı? Hukukçular GGK'dan giriyor 2500 liraya. Kayıt olun arkadaşlar. 113 gün gönlünüz rahat, güzel güzel. Her geçen gün atanmaya bir adım daha yaklaşın. Bu kadar basit. İnanın bir kitap setinden daha ucuz. Şimdi sistem yöneticim, Muhammed Hocam. Şu an kayıt olmak için özelden bana çok yazan öğrenci var. Genelden yazın arkadaşlar. Özelden değil, herkes görsün yazdığınızı. Kayıt olmak, bu indirimden faydalanmak ve yapay zeka ile bu yıl atanmak isteyen öğrencilerimizin tıklayacağı linki paylaşır mısın Muhammed Hocam? Şimdi gelen linki, bu indirimden, bu sistemden faydalanmak isteyen herkes tıklasın. Bu linke tıkladığınızda arkadaşlar bu link sizi bizim kurumsal WhatsApp mesajlaşma hattımıza gönderecek. Tuğba hocamın seminerinden geliyorum. İndirimden faydalanmak istiyorum. Yazın. Şimdi bugün Ramazan'dan dolayı hani artık Ramazan ayından ötürü iftar saatine denk geldiğimiz için mesaimizi bitireceğiz. Yarın saat 10'da mesaimiz başlayacak. 18'e kadar gün içinde kayıt olmak isteyen bütün öğrencilerimi bizzat ben ve diğer öğrenci koçlarım ulaşıp kayıtlarını yarın itibariyle alıp yarın hemen sınavlarını, analizlerini çözdürmeye başlayacak. Var mı sorularınız? Herkes linke tıkladı mı? Bakın linke tıklamayan çok pişman olur. Genelde seminerlerde linke tıklayan öğrencilerin zaten hemen kaydını alıyoruz 1-2 gün içinde. Ama sonra öğrenci düşünüyor, taşınıyor. 5 gün sonra yazıyor WhatsApp'tan ya da arıyor. Hocam ben bu indirimden faydalanabilir miyim? Hayır arkadaşlar. Bu seminer indiriminin son günü yarın 6'ya kadar haberiniz olsun. Yarın 6'dan sonra sitedeki tutar neyse oradan kendiniz alışverişinizi tamamlayabilirsiniz. Çok yüksek bir oranda indirim yaptım sizin için. Bu indirimden faydalanmanız için bu linkten talebinizi iletmeniz bizim de sizi aramamız gerekiyor. Var mı sorularınız? Fiyatlar anlaşıldı mı? GGK lisans 2500, ön lisans 4000. Ha öğretmenlerim Ayşe hocam bak sen dikap öğretmenisin. Sen üçlü pakete kayıt olursan hocam yani GGK eğitim ÖABT'yi birlikte alırsan canlı derslerle devam eden derslerle birlikte senin ücretin 4500 lira olacak. Yani bir paketin ücreti 1500'e düşecek. Kayıt olacaklar mesaj atsın. Dediğim gibi bugün dönüş yapamayacağız çünkü mesaimiz bitti arkadaşlar. Şimdiden hepinize de hayırlı iftarlar diliyorum. İnşallah Rabbim yaptığınız ibadetleri kabul eder. Birbirinize de dua edin bu arada. Atanma duası. Dua zinciri oluşturuyormuşuz. O yüzden kayıt için yarın 10 ile 18 arası ulaşacağız. Okey? Ön lisans sıfırdan başlayan grup hocam. Sıfırdan 15 Nisan'da başladığı için. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakınız efendim. Güzel katılımınız, aktif katılımınız, güzel sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlarım, dostça kalın, esen kalın. Bütün başarılar ve güzellikler inşallah sizinle olsun. Kalbimi de yapayım ve artık geçeyim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum.